Öyle açıkladılar yani onu. Biz peki orada ilk golden sonra Pereira'nın bir koçusu var. Az önce hani o sarılmadan bahsettik ya. Böyle Mourinho'vari bir sevinçti. Ama o koşu da ikinci haftada yani berabere kalıyorsunuz belki. Yani bir 90'da gelen gole bir koşusu var. Enteresan bir hırs ve sahiplenme görüntüsü sergiledi sanki o görüntüyle ki Fenerbahçe taraftarının çok aç olduğu bir görüntü o. Efendim hırs şuradan geliyor. Pereira büyük baskı altında. Çünkü Fenerbahçe'nin futbolunda bir devrim yaptı. Yazıları iyi oku Pereira geldiğinden beri. Üçlü savunmaya karşı hemen hemen bütün Türk medyası ve Fenerli yazarlar. Öyle. Yani Pereira puan kaybettiği anda, maç kaybettiği anda ipinin çekileceğini biliyor. Buna rağmen ödün vermiyor. Ben buraya bunun için geldim. Ya başarırım ya giderim diyor. Bu düşüncedeki bir adamın gole sevinmesi ayrı. Herhangi bir Fenerbahçe hocasının herhangi bir gole sevinmesi ayrı. Galibiyetler Pereira'ya diyor ki vakit kazandın. Pereira vakit kazanmaya muhtaç şu anda. Bu baskı. Tribünler de hazır. İlk maçların seyircisi oynanması Pereira'nın lehine oldu. Tribünler de, Fener tribünleri de ıslıklamaya hazır. Ali Koç geleli 7. hoca. Bunu bilmiyor mu Pereira? Ve bu 7. hoca bir de devrim yapıyor. Bütün Türk medyasının karşı olduğu, özellikle Fener medyasının şiddetle karşı olduğu, başta bizim sevgili Kemal Belgin olmak üzere, üçlü savunmayla oynamakta ısrar ediyor. Üçlü savunma şu demek. Bu taktiği yerleştirmek için evvela o üçlü savunmanın kilit adamlarını bulacaksın. Evet. Bir sürü adam var kadroda. Hangisi? Bunlar bana uymaz dedi. Başka oyuncu da mesela evet. Tisserand'ı bir anda ilk 11 oyuncusu yaptı. Evet. Evet. Zalai zaten vardı. Kimi aldırdı? İşte Sangare'yi buldu mesela. Sangare'yi buldu gibi. Kanatta oynayacak adam. Çünkü üçlü savunmanın en önemli adamı üç tane stoper kadar kanat bekler. Kanattaki oynayacak iki bek. Bek gibi oynayacak açık. Aynen. Ya da açık gibi oynayacak bek. Aynen öyle. Ferdi de ısrar ediyor. Çünkü Ferdi de ışığı gördü. Ferdi çok eleştiriliyor. Bunlar çoluk çocuğunu oynatıyorsun. 43 tane adam almış Ali Koç orada demiyor. Ferdi'yi oynatıyor. Şimdi Sangare'yi de buldu. Bunlar deneyerek bulunacak. Adam bir haftalık hazırlıkla lige başladı. Olsa önünde 3 aylık yaz sezonu ona göre hazır çıkacak. Doğru. 11'i hazır çıkacak. Yok öyle bir şansı da yok. Onun için Pereira diken üstünde olduğunu biliyor. Onun için o gole fevkalade fazla seviniyor. Peki son bölümde şeyi soracağım. Çok gündem oldu. Marka'nın 8 maçlık cezası onandı. Galatasaray cephesinden gerek Marka konusu, gerek Oğulcan konusuyla ilgili eleştirel açıklamalar geldi yönetimden. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konulardaki tutumunu yönetimin? Galatasaray'da yönetim yok. Galatasaray'da çünkü başkan yok. Galatasaray geleneksel bir başkan kulübüdür Ali Sami Yen'den beri. Herkes düşündüğünü söyler, başkanın dediği olur. Galatasaray'da başkan yok. Burak Elmas denen çocuk. Çocuk. Daha neden geldi... çocuk dediğiniz neredeyse 50'sine merdiven dayamış. Daha geldiği gün ben Fatih Terim'in emrindeyim dedi.
veda sözleşmesi bitmiş, kulüple hiçbir anlaşması olmayan Fatih Terim'i Florya'da antrenmana çıkartarak söylediğinin de palavra olmadığını. Ben diyorum, çünkü böyle dedi o işi de yaparak. Arkadan da kendisinden bir evvelki Galatasaray Başkanı'na düşman diyen Fatih Terim'e maaşına %100 zam yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hangi Fatih Terim'de hayallerim devam ettiği sürece buradayım diye. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na hakaret etmekten PFDK'ya sevk edildi. Savunma istediler. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal devlet kurumu, Türkiye Futbol Federasyonu ve onun yasal yargı kurumu PFDK'ya size savunma vermek benim için zuldür. Bugün okudum gazetede. Kimsin sen Burak? Orada devlet var. Orada devlet var. Kimsin sen kafa tutuyorsun? Koskoca 100 yıllık Galatasaray Kulübü'nü temsil eden bir adam devlete size savunma vermek zuldür der mi? Diyebilir mi? Nerede 6222 savcısı İstanbul'un? Bu 6222 suçu değilse bana bir söylesinler, 6222 suçu nedir? Burak Elmas denen şımarık çocuk, bunlar yarınki yazımda var sabah. Ağır bir ifade. Aynen ağır. Beni mahkemeye versin. Ama o bu devletin yargısına itimat etmediği için onu da zül kabul edebilir. Bu ülkede bir devlet makamının önünde cumhuriyet yazar. Cumhuriyet savcısı. Cumhuriyet yargıcı yoktur, cumhuriyet polisi yoktur, cumhuriyet jandarması yoktur. Cumhuriyet savcısı vardır. Çünkü o savcının birinci görevi devleti korumaktır, cumhuriyeti korumaktır. ...6222 savcıları bugüne kadar etkinliklerini göstermediler. Hep hoşgörüyle karşılandı. Ama işte onun sonunda geldiğimiz nokta burası. Galatasaray Başkanı sıfatını taşıyan bir şahıs devlete size savunma vermek benim için zuldür diyebiliyor. Bu ülkenin 1000 yıllık sözü var, İmam Cemaat diye. Başkanı böyle yapan kulübün o tribündeki taraftarı neler yapmaz? 6222 niye çıktı? O tribündeki taraftarı tahrik edenleri cezalandırmak için. Kim cezalandı bugüne kadar? Hangi kulüp yöneticisi, başkanı? Fatih Terim, Mustafa Cengiz için, Galatasaray Başkanı için düşman deyimini kullandı mı? Bu da ben Fatih'in emrindeyim dedi mi? Bunun anlamı ne? Mustafa Cengiz de düşman. Mustafa Cengiz'i düşman gören Burak Elmas'ın dün ya da evveli gün gazetelerde çok hoş resmi vardı. Galatasaray için neler söyleyen, neler yapan, Fenerbahçe'nin transferlerini dahi Galatasaray'a entegre, Galatasaray almasın diye ya da Galatasaray'dan almış olmak için yapan Ali Koç'la baş başa yemek yemişler. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarının ezeli rakip, ebedi dost olarak baş başa yemek yemeleri çok güzelmiş. Evet, onu diyecektim. Güzel değil mi diye. Ha, ama bu güzelliği yapan adam 3 gün evvel Galatasaray'ın başkanına, yani Burak'tan bir evvelki başkana, yani Burak'ın da başkanına, Galatasaray girdiğini yiyordur. Alp Yalman hala başkandır. Yaşasaydı Ali abi de olarak da başkan olacaktı.
Galatasaray Başkanı'na düşman diyen, düşman kabul eden Burak Elmas